İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Size Aynur Hanım, Serap Hanım, Perihan Hanım. Yazıyoruz bakalım yetişebildiğimiz kadar. Hocam, dediğim çok ben güzel bir şey söylüyorum. MF hastalığına. Çok kısa tuttum, bol pratik yapmak istiyorum. Arkadaşlar, hocam 18 yıldır antidepresan kullanıyorum ben Tuğba. Bana da yapar mısınız? Kök inancını bilmiyorum. Sebep değişiyor ama sonuç hep aynı. Tuğba Hanım. Hocam beni de yazar mısınız ya? Arkadaşlar kısa bir ara verelim. 20 geçiyor. 1:30'da buluşalım oldu mu? Vaktimizi verimli kullanalım. Görüşmek üzere. Hocam son bir soru sorsam. MS hastalığı içinde aynı şeyler mi? Eşim MS hastası benim ama bulamıyoruz bir türlü. Ne bakın, olduğunu? Bazı hastalık kök duygusuna tabii ki ulaşmaya çalışabiliriz. Ama bazı hastalıklar tezahürü o kadar ileridedir ki siz tamam tetikleyiciyi hafifletebilirsiniz ama bu iş artık tıbbi kısma geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Elinizden geleni yaparsınız ama karşınızdaki insana çok bu konuda nasıl diyeyim size umut vermemek gerekiyor ki hayal kırıklığı onun tutulmasını daha çok zorlamasın. Ne yapabiliriz hocam, onun? Hocam regresyon yapılamaz mı bu kişiye? Yapılır, yapılmaz değil. Bizim evet, hani bilinçaltı telkini hafif bilinçaltına, kılır. Bilinçaltına giremeyeceğimiz insanlar bellidir. Şizofrenik vakalar, bipolar vakalar. Yani bilincini yönetemeyecek vakalardır. Tepkimeye, epilepsi gibi. Hani krizlere giren vakalar. Benim bildiğim kadarıyla hanımefendinin eşinin hastalığına da bir kriz söz konusu değil, değil mi? Hayır, hayır. Bunun dışında... Ama MS hocam yani bilmiyorum ne kadar zamandır tutuyor arkadaşın eşinin ama hani böyle psikolojik bir şey olduğu için hani bazen kişiler iki sene sonra MS'im tuttu diyor mesela. Hani hiç iki sene bir şey olmamış bir şey tetikliyor onu. O yüzden regresyonla çözülebilir mi diye sorum o yüzden. Çünkü bakın, hani her şeyi çözebiliriz. Bir MS vakası anlatacağım size. Biraz özel ama size tam olarak duygusunu anlatacaktır. MS hareket edememedir. Hareket etmek isteyip hareket edememe. Dona kalmak. Bir çocuk, efendim? Dona kalmak, hareket edememe. Bir çocuk yer yatağında yatıyor ama aynı odadalar. Dayısıyla yengesinin sesini duyuyor. Anlatabildim sanırım. Ve o anda hayır ben uyuyor numarası yapmalıyım, yerimden kımıldamamalıyım diye düşünüyor bu çocuk. Bu çocuğun 10 yıllık hastalığı MS. Çünkü o anda hareket edebilecekken hareket etmemeyi kopladı kendine. Orada kaldı. Kitledi kendine. Eşinizde de genelde buna bakmak gerekiyor. Nerede yani kendini? Daha çok anne babaya bağlı, kendini? Anneye bağlı diyorlar ama yani seans da aldı. Anneye bağlıyorlar yani çoğunlukla. Ne zaman çıkmış rahatsızlığı? 12-13 yıldır var. Şu anda yani 45, kaç yaşında? 45 yaşında. 5 yaşında. Önce kendisine bakacağız. Regresyonla zaten annedeyse regresyon onu anneye götürür. Yani bizi oraya kadar götürür. Anladım. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Nedir? Sağ ol. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Demiştiniz ki bir yöntem var kendimiz kendimize uygulayabileceğimiz. Efendim? Bir yöntem vardı kendimiz kendimize uygulayabileceğimiz. O hangisiydi?
Başlarda söylemiştiniz. Bunu da kendimize, bunu söylemişimdir. Yani bilinçaltı telkini söylemişimdir. Kendimize uygulayabileceğimiz. Kendi kendimize uygulayabileceğimiz en etkili yöntemlerden birisi de EFT'dir. Bu yöntemle kök duygumuzu, cümlemizi bulduktan sonra EFT'yi nasıl uygulayacağımızı biliyorsak müthiş bir yöntemdir. Ben düşük tansiyonumu geçirdim. Kilomu çözümledim. 12 kilo verdim. 21 günde tık diye kesildi. Hocam EFT ile mi 12 kilo verdiniz? Evet. Allah hocam bir gösterseniz. EFT'yi görmüşsünüz. Sizin şeyinizde de var. Evet, hocam çok... gördüm aslında da hani o cümleler nasıl söylemek lazım onu bilemedim. Yani bir örnek zaman kalırsa bir kere yaparsanız sevinirim. Zaman kalırsa. Şimdi bu ne? Ders çok farklı bir ders olduğu için belki aynen. Bu dersin uzantısını bir regresyonla bir EFT ile bağlayabilirim ama çok konuya giremeyebilirim. Ben inanır mısınız derse girerken slaytlarımı hazırladım. Şimdi slaytlarım benim kısa sürecek dedim. Yani 5 saatte vaktim var. Acaba nasıl doldururum diye şu anda yetmeyecek diye endişe ediyorum. Hemen bir molaya gidelim. Buçukta burada bulalım. Olalım uygulamalara devam edelim. Peki hocam. Sağ olun. Görüşürüz. Hocam bu yöntemi kendimiz kendimize yapamıyoruz değil mi galiba? Hocamız yapabiliriz dedi. Yapıyoruz. Arkadaşlar. Hatta daha kolay yaparız. Hocam aradan sonra kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Kısaca tekrar geçebilir misiniz? O zaman konuşalım, toplu bir duygumuzu beraber hep birlikte çalışalım, olur mu? Peki hocam, çok teşekkürler. Görüşürüz. Tamam. Çay demle iç. Kahvaltını yap. Ben 1:30'ya doğru geliyorum. Tamam. O saatte sen de acıkırsın herhalde. Bir de öğlen yemeği yiyelim. Tamam. Ondan sonra biraz yürüyüşe çıkalım, hava iyi olursa. Ayaklarım tutulmuş. Çıkabilirsem çıkarım. Eğer atabilirsem uykuda yorgunluğu bayağı. Ben çıkamazsam sen çıkarsın. Hatice Hanım şeyiniz açık kalmış mikrofonunuz. Arkadaşlar mikrofonlara dikkat edelim. Ayfer Hanım mikrofonunuz açık kalmış. Aynur Hanım hazır mısın? Evet hocam. Nefese başlayın. Omurganız dik, bacaklarınız birbirine değmeyecek, elleriniz çapraz olmayacak. Enerji akışını bozmayın. Ağızdan nefes alıyorsunuz, kafanızı dolduruyorsunuz ve ağızdan nefes veriyorsunuz. Her nefes aldığınızda bedeninizin gevşediğini görün. Gözlerinizi açmayın. Bedeninize odaklanın ve sesime odaklanın. 4 saniyede nefes alıp 6 saniyede veriyorsunuz. Aynur Hanım sesinizi açın. Sesleri kilitledim. Tamam. Devam edin nefese. Her nefes aldığınızda bedeninizin, tüm kaslarınızın gevşediğini hissedin. Ayak tabanlarınızdan başlayarak, ayak parmaklarınız, ayak bilekleriniz, baldırlarınız ve dizleriniz gevşemiş. Tekrar bir nefes alın.
ve tüm bacaklarınızın gevşediğini, an be an gevşediğini hissedin. Tekrar nefes alın ve oturduğunuz yeri hissedin. Kalçalarınız gevşiyor. Beliniz, karın kaslarınız gevşiyor. Tüm kaslarınızı serbest bırak. Her nefes aldığınızda omuriliğinizin teker teker gevşediğini hissedin. Göğsünüz, omuzlarınız gevşiyor. Sıra ellerinizde el parmaklarınızın gevşediğini hissedin. Parmaklarınız, el bilekleriniz, kol kaslarınız gevşiyor. Tekrar derin bir nefes alın ve boynunuzu, ense kökünüzü gevşiyor. Yanaklarınızı ve alnınızı serbest bırak. Tüm kafatasınız gevşiyor. Şimdi bana üç cümleyle şikayetinizi söyleyin. Sol gözüm az görüyor. Sol gözüm az görüyor. Ama tabii geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı hipofiz adenomu oraya baskı yapmıştı. Tam temizlenemeyince o sinirleri zedeledi. Bunun sebebini biliyoruz. Belki de burada çalışmamız gereken... Şimdi arkadaşlar sonradan oluşan bir şeyi bilinçaltımızda arayamayız. Yani bacağımız kırıldı. Bunu bilinçaltında arayamayız. Şöyle... Ben şimdi 5. ameliyatımda tamamıyla temizlendi. Temizlendikten sonra göz sinirleri kendini yeniler diye inandım. Hı hı. Peki ve böyle bir şey söylendi mi size? Olabilir de olmayabilir de dendi. Ama ben bunun olacağına inanıyorum. Onun için sizinle bir çalışma yapmak istedim. O zaman şu anda nefes alın. Şu anda bizim çalışmamız gereken sol gözünüzün sinirlerinin neden yenilenmediği olabilir mi? Evet, hayır. Evet. Tamam. O zaman cümlemizi şöyle oluşturmak sizce doğru olur mu? Göz sinirleri, sol gözüm görmüyor, göz sinirlerim kendini yenilemedi. Evet. Bu doğru bir cümle midir? Evet, hayır. Evet. Tamam. Sol gözüm görmüyor, göz sinirlerim kendini yenilemedi. Tekrar eder misiniz? Sol gözüm görmüyor, göz sinirlerim kendini yenilemedi. Tekrar edin. Ben dur deyinceye kadar tekrar edin. Ben de denemiş olacağım. Sol gözüm görmüyor, göz sinirlerim kendini yenilemedi. 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 Nefesini tut, çünkü ilk aklıma geleni söyle bana. Çünkü karanlık. Karanlık. İlk aklınıza gelen mi bu oldu, görüntü mü bu oldu? Görüntü olarak daha çok oldu. Peki. Tekrar. Bunu bir cümle olarak söyleseydiniz ne söylerdiniz?
Karanlıkta kalmak istemiyorum. Peki. Şu anda göz sinirlerinin kendini yenilemediğinden bahsederken karanlıkta kalmak istemiyorum çıktı. Eğer göz sinirlerin yenilenseydi sen karanlıkta mı kalırdın? Evet, hayır. İlk aklına geldi. Hayır, hayır. Peki, o zaman bu cümle doğru bir cümle değil. Tekrar ağız nefesine devam etmeni istiyorum. Hiçbir şekilde bırakma. Sol gözüm az görüyor çünkü... Çünkü rahatsızlık orayı zedelemişti. Şu anda bilinç üstünden cevap veriyorsunuz Aynur Hanım. Yani, yeterince duyguya giremediniz. Nefese biraz çalışmaya devam edin. Bilincimizi devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ancak bunu nefesle yapabiliriz. Alın nefes 4 saniye ve yavaşça bir. Ağızdan alın nefes. Karnınıza şişirin, şişirin, şişirin ve yavaşça verin. Ağzınızdan tekrar nefesinizi alın ve yavaşça verin. Şurada şunu aramamız gerekiyor. Tamam, bir rahatsızlık oldu ama hassas olan yer daha çok zarar gördü. Bunun da bir sebebi var. Bizim bunlara ya ulaşmamız gerekiyor. Neden sağ gözdeyim? Neden birisini onardı ya da birisini onaramadı? Bizim sol gözümüzü ne olursa olsun orada hassaslaştıran duygu nedir? Sol gözüm görmüyor diye terkine devam edin. Sol gözüm yeteri kadar görmüyor. 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 Sol gözüm yeteri kadar... tutun. Sol gözüm yeteri kadar görürse ne olur? İlk aklınıza gelen, nefesinizi verirken cevap gelsin. Sanki şey geldi hocam, sorumluluğum artar. Alakası var mı? İkinci bir kazancınız var gözünüzün görmemesinden. Bakın, çok alakasız görebileceğiniz şeyler gelebilir. Beyin çok enteresan işliyor. Bunları slaytımızın başında gördük. Sorumluluğum artar. Tekrar nefese devam edin. Bakın, ileriye gidiyoruz. Şimdi çünkü ile hep geriye gittik. Olursa ne olurla ileriye gidiyoruz. Kaygılarda genellikle ileriyi kullanmamız gerekiyor. Yine de bunu kişiye göre kendimiz belirleyeceğiz. Ağzınızdan nefes alın, verin. Soracağım soruyu zihninizden sormanız yeterli. Nefesi tutun. Sorumluluğum artarsa ne olur? İlk aklınıza geleni söyleyin bana. Yorulurum, üstesinden gelemem gibi geliyor. Yorulurum. Tamam. Nefes alın. Tutun nefesi. Sorumluluğum artar, yorulurum. Yorulurum, yorulursam ne olur? Sanki yeteri kadar gücüm kalmaz gibi geliyor. Gücüm kalmaz. Alın nefes. Sorduğumu yine zihninizden sorun. Ben sorumluluk almamak için mi sol gözümün görmesini istemiyorum, yenilemiyorum? Evet, hayır. Evet. Bakın. Buna ikincil kazanç diyoruz arkadaşlar. Bilinç üstünde ne kadar bunun geçmesini istesek de bilinçaltımızda bir kod var.
bunun iyileşmesini engelliyor. Biz üç bilincimizde ne kadar istersek isteyelim bunu. Devam edin Aynur Hanım. Arkadaşlar ben burada regresyona giriyorum. Takipte kalın. Devam edin. Kesinlikle Tuğba Hanım. En büyük sarkaç bedenimizdir. Devam edelim. Ben nerede gereğinden fazla sorumluluk aldım ve yoruldum? Sorun nefesinizi verirken cevap gelsin. Yıllarca. Şimdi nefes almaya devam edin Aynur Hanım. Ve tekrar edin. Gereğinden çok sorumluluğum var. 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 Şimdi karşınızda bir perde açılacak. Ve ilk sorumluluk, ağır sorumluluktan yorulduğunuz, ağır gelen sahne sizin önünüze gelecek. Bu gelmiş olsaydı, o perde açıldığında siz ne görüyor olurdunuz? Odaklanın oraya. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. İlk evlendiğim yıllar. İlk evlendiğiniz yıl. Nefese devam edin. Belli bir olay var mı gözünüzün önüne gelen, anlatabileceğiniz? Ne yaşadınız orada? O sahnede ne görüyorsunuz? Anlatmak ister misin? Anlatmak zorundayım başladımsa. Şimdi şöyle, ben küçük evlendim. Evlenmek istemediğim halde, okumak istediğim halde. Babamın zoruyla evlendim. Ha, mutlu bir evliliğim oldu. Eşimi seviyorum. Şimdi ama... yalnız şuna dikkat etmemiz gerekir. Şu anda gözünüzün önündeki sahneyi anlatmanız gerekiyor. Eğer üst bilincinizle devam ederseniz devreden çıkarsınız. Şu anda tamam. Karşınızda bir olay geldi. O perde açıldı ve siz bir şey gördünüz. Bilinçaltınız sizi bir yere götürdü. Şu anda orada ne görüyorsunuz? O sahnede ne var? Bana onu anlatır mısınız? Kardeşimle tartışmam. Annemin, babamın bana kızması. Erkek kardeşimle tartışmam düğününde. Sizin düğününüzde? Kardeşimin düğününde. Ben haklı olduğum halde bana kızdılar. O geldi. Hı hı. Orada ne yaşanıyor şu anda? Orada yani çirkin de yaşanan şeyler. Hı hı. Sizin kendinizi sorumlu hissettiğiniz şey neydi? Benim kendimi büyük, yani çocuk ben olduğum için abla rolünde. Hani daha farklı beklentiler vardı. Hep sorumluluklar yükleniyordu. Peki, siz orada bir abla olarak size yüklenmiş olan sorumluluğun gereğini yaptığınız halde takdir görmediniz ve kötü muamele gördünüz. Evet, hayır. Evet. Evet. Şimdi ağızdan nefes verin. Bu yaşadığınız olay
sizdeki sorumluluk almak doğru değildir inancını oluşturmuş olabilir mi? Evet, hayır. Evet. Evet. Şimdi bana ilk aklınıza gelenleri söyleyin. Ne olur bilinç üstüne cevap vermeyin. Çünkü bizim bilinçaltımızda oluşan kayıt önemlidir. Nefesinizi alın. Hiçbir şekilde ağız nefesini bırakmıyoruz Aynur Hanım. Bu olay hangi yıl yaşandı? İlk aklınıza gelen. Öncelikle şunu sorayım. Şu andaki duygunuz nedir? Şu duygunuza bir isim vermeniz gerekse ne olurdu? Öfke, öfke veya kızgınlık. İlk hangisi geldi? Öfke. Öfke. Bu öfkeyi 1 ile 10 arası kaç şiddetinde hissediyorsunuz? 5. 5. Peki, şu anda bedeninize odaklanın. Bu öfke bedeninizin hangi bölgesine sirayet ediyor? Nefes alın. Ağız nefesini bırakmayın Aynur Hanım. Ağzınız kapanıyor. Şu an şurada. Başımın şu bölgesinde gibi. Başınızın sağ tarafı mı? Evet. Başın sağ tarafı. Başka? Boynum. Boynunuz. Başka? Belim. Belim. Başka? Bittiyse bitti diyebilirsiniz. Varsa devam edin. Şu anda hissettiğiniz, o anda hissettiğiniz 5 şiddetindeki öfkeniz bedeninizde nereye sirayet ediyor? Neresi? Sanki hafif hafif sol gözümde bir şeyler oluyor. Demek ki doğru yerdeyiz. Devam edin. Nefese devam edin. Bedeninizdeki sirayet ettiği yerler var mı başka? Sanki kollarım şu kolları. Şu kısımları. Sağ kol. Hı hı. Arkadaşlar bunlar kancalardır. Önce vücuttaki kancaları tespit ediyoruz. Duygu gittiğinde buralardaki etkisi de gidecek. Şimdiki soru ise o anda Aynur Hanım, o anda hissettiğiniz 5 şiddetindeki öfke sizin şu anki hayatınızda ne yapmanıza sebep oluyor? Ağız nefesini bırakmayın. Şeyi anlayamadım hocam. Yani ne yapmama sebep oluyor derken aldığım öğreti olarak mı? Şu anki aklınıza gelecektir. Cümlemi direkt beyin zihninizden kendinize sorun. Nefesinizi tutun. O olayda hissettiğiniz 5 şiddetindeki öfke sizin şu anki yaşamınızda ne yapmanıza sebep oluyor? İlk aklınıza geleni takip edin. Zihniniz sizi doğru yere götürecektir. Sanki bir şeyleri boş vermişlik gibi. Boş vermişlik. Başka? Hı. Güvensizlik gibi. Güvensizlik. Başka? Kahretmek. Kahretmek. Peki, başka? Üzülmek. Üzülmek. Başka? Hareket olarak herhangi bir şeye sebep oluyor mu sizde? Hareket olarak derken mesela zaman zaman çarpıntılar, bu olaylardan sonra ben panik atak yaşadım, çarpıntılar, o tarz şeyler oldu ve hala da ama zaman zaman da olur yine. Tamam, tekrar tazeliyoruz sorumuzu. Nefes alın, nefesinizi tutun. O olayda yaşadığım 5 şiddetindeki öfke benim şu anda ne yapmama sebep oluyor? İçsel sorun, ilk aklınıza geleni bana söyleyin.
Hasta. Başka var mı? Sanki çok ilginç, dikkat çekmek. Dikkat çekmek. Hı hı. Başka? Üzülmek demiş miydim hocam? Evet. Evet. Bittiyse bitti diyebilirsiniz. Aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin. Yok. Şimdi arkadaşlar, bedende ve ruhtaki kancaları belirledik. Buralara kanca atmış. Buradaki beş şiddetindeki öfke. Şimdi ağız nefesini devam edelim Aynur Hanım. Bana her zamanki gibi aklınıza ilk gelenleri söyleyin. Siz burada öfke hissettiniz. Öfke duygusunun, olumlu duygusu ne olurdu sizce? Şu anda düşündüğünüzde bana ne söylersiniz? Öfke duygusunun olumlu duygusu. Sevgi geldi hocam. Sevgi. Tamam. Şimdi ağız nefesine devam edin. O olayı gözünüzde canlandırın bütün ayrıntılarıyla. Şu anda onu yaşıyorsunuz ve o andasınız. İlk aklınıza söyleyin, nefesinizi tutun. Şu anda hangi yıldasınız? O olay hangi yıl gerçekleşti? İlk aklınıza geleni söyleyin, düşünmeyin. Size kayıt lazım, gerçek değil. 2011 ama değil aslında. Tamam. 2011. Peki, hangi ay? İlk aklınıza gelen? Ağustos. Ağustos. Ağustos'un kaçı? 13'ü. 13'ü. Gündüz gece? Gece. Gece. Sıcak soğuk? Sıcak. Sıcak. Peki. Saat kaç peki? Saat kaçta oluyor bu? 9. Sabah akşam 9. Akşam 9. Akşam 9. Peki. Şimdi o olayı gözünüzde canlandırdığınızda o olayı yaşamamayı mı tercih ederdiniz? Yoksa o olayda yapamadığınız bir şey var, onu yapmayı mı tercih ederdiniz? Yaşamamayı tercih ederdim. Peki. Şimdi nefese başlayın. Nefese başlayın. Şu anda 5'ten 1'e kadar sayacağım. Ve o olayın içine gireceksiniz tekrardan. Şu anda 2011 Ağustos 13. Sıcak bir gece ve akşam 8.30'dasınız. 5, 4, 3, 2, 1. Akşam 8.30'dasınız ve kardeşinizin düğünü oluyor. Orada ne görüyorsunuz Aynur Hanım? Yarım saat öncesine gittik. Ya da daha öncesine gitmek ister misiniz? Ne kadar öncesine gidelim? Uygun mudur? Yoksa daha öncesine mi gitmek istersiniz? Yani daha ilk başlangıçlardan da sıkıntılar vardı. Şimdi bu olayı yeniden düzenlemek için o günün ne kadar öncesine gitmemiz gerekli? O günün bir ay öncesi. Peki.
Bir ay öncesi. Nefes alın. Şu anda 2013 Temmuz 13. Gece saat 9. Sıcak bir gün. 5'ten 1'e kadar saydığımda kendinizi bir ortamda göreceksiniz. 5, 4, 3, 2 ve 1. Şu anda ne görüyorsunuz? Bana anlatır mısın? Babamın bana düğüne ister gel ister gelme dediğini. Neden oraya gittik? Bu cümle size ne hissettiriyor? Acı. Acı. Bu acı 1 ile 10 arası kaç şiddetinde? 10. İçim acıyor. Peki baban bunu size neden söyledi? Baban? Çünkü yani yersiz şeyler olmuştu. Ben itiraz ettiğimde işte bir takım şeylere imzalar attırılmış herhalde babama. Şunlar şunlar yani ayrılık olursa bir takım talepler kız tarafından. Ben de bunu itiraz etmiştim. Çok saçma. Kaç yaşındaydınız? Konuştum. Efendim? Siz kaç yaşındaydınız? 25. 25. Peki sizin duyduğunuz bu rahatsızlığı babanız duydu mu? Bilmiyorum. Size böyle bir cümle söylediğine göre şu anki kanınız nedir? Ya da şöyle sorayım. Neden bu cümleden babandan çok sen rahatsız oldun? Bu durumda. Ya düğüne ister gel ister gelme demesi mi? Hayır. Senin bunu demesine sebep olan davranışını neden baban söyledi? Neden baban rahatsız olmadı? Bu durumdan sen rahatsız oldun. Bilmiyorum. Bana çok saçma geldi. Yani ben rahatsızlık duydum. İleride babamdan bir şeyler talep edilirse, babam ödeyemezse. Peki diye. Babam bunu düşünemeyecek durumda mıydı? Yok. Ama ben babamı çok seviyordum. Çok düşkündüm babam. Aynur Hanım, sizin rolleriniz biraz karışmış gözüküyor. Evet. Siz ailenize babalık mı yapmaya çalıştınız? Evet, hayır. Evet. Siz babanızı yetersiz mi gördünüz? Evet, hayır. Evet. Peki. Şimdi babanızın fotoğrafını karşınızda görmenizi istiyorum. Sizi göremiyorum bu arada. Kendinizi ortalayın diye. Telefondan olduğu için hocam kayıyor. Tamam. Babanızın fotoğrafını görün karşınızda ya da kendisini görün. Önce babanıza bir görev iadesi yapmanız gerekiyor. Evet. Sen benim babamsın, ben senin kızınım. Öncelikle bu görev iadesini yapmayı istiyor musun? İstiyorum. Sen benim babamsın, ben senin kızınım. 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 Tekrar edin. Bu arada babam vefat etti. Yani... Başınız sağ olsun. Sağ olun. Devam edin. Sen benim babamsın, ben senin kızınım. Sen benim babamsın, ben senin kızınım. Sen benim babamsın, ben senin kızınım.
Şu anda ona baktığında ona söylemek istediğin bir şey var mı? Baba ne olur güçlü ol. Ben senin yeterince güçlü olmadığın için beğenmedim. Ben seni yeterince güçlü olmadığın için beğenmedim. Beğenmedim. Ve ben senin görevini elinden aldım. Ve ben senin görevini elinden aldım. Bundan öncelikle tövbe ediyor ve görevini sana iade ediyorum. Bundan öncelikle tövbe ediyor, görevini sana iade ediyorum. Ben hata yaptım ve bunun farkındayım. Ben hata yaptım ve bunun farkındayım. Ve bunun tüm sorumluluğunu alıyorum. Ve bunun tüm sorumluluğunu alıyorum. Senden özür diliyorum. Senden özür diliyorum. Şu anda sana bakışına bakar mısın? Güzel bakıyor. Sen nasılsın? Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Ben de iyi. Tamam. Şimdi Temmuz 13 Temmuz 2011'e bir girelim mi? Ne oluyor orada? Evet. Ne oluyor? Gördüklerini anlatır mısın bana? Güzel. Düğün oluyor. Eğleniliyor. Tamam. Şu anda düğün gününde miyiz? Evet. Tamam. Seni rahatsız eden bir durum var mı? Şu anda yok. Tamam. Bir lorun arası öfkeni sorsam kaç dersin? İlk aklına gelen. 7. Öfken yükseldi. Sen babana mı öfkelisin? Babama değil. Kime öfkelisin? Şu anda içime gelen his kardeşime ve hanımına. Peki. Kardeşinin karşını almanı istiyorum. Evet. Söylemek istediğin ve şimdiye kadar söyleyemediğin ne varsa ona söylemen gerekiyor. Seni seviyorum. Ama sen beni hep yanlış anladın. Çok yalan söylediğin için seni affetmekte hep zorlandım. Bu kadar. Sana tepkisine bak. Ne tür? Ne tür? Bunları söylemek için bu kadar beklediğine değdi mi peki Aynur Hanım? Ya da imkan mı bulamadın? Nedir durum? Ya, aslında söyleyebilirdim ama hep kaçtı kardeşim. Yani şu anda kaçıyor mu? Evet, hep öyle. Eşiyle birlikte hep böyleler. Peki şu anda kaçıyor mu? Ne görüyorsunuz? Şu an mı? Evet. Sanki arkasını döndü gidiyor. Evet. Peki şu anda öfkeniz kaç? 5. Şu anki öfkeniz vücudunuzun neresinde? Yine başımda. Peki. Baş bölgenize hafiften vuruşlar yapalım.
Şuraya. Kardeşime öfkeliyim diye biraz telkin yapın. Kardeşime öfkeliyim. Devam edin. Kardeşime öfkeliyim. 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 Kardeşime. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi derinden kabul ediyor ve seviyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi derinden seviyor ve kabul ediyorum. Devam edin. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi derinden seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Şimdi gözlerinizi açın. Sağ alta bakın, tekrarlayın. Her ne kadar... Vuruşa devam mı hocam? Hayır, hayır. Sadece göz hareketleri. Sağ aşağıya bakın, tekrar edin. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Diğer bir defa. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Gözünüzü saat yönünde çevirerek tekrar edin. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Tam tersi yöne çevirerek söyleyin. Her ne kadar kardeşime öfkeli olsam da kendimi seviyor ve onaylıyorum. Tamam. Gözlerinizi açın, kapatın. İçinizden bir şarkı mırıldanın. 9'a kadar sayın. Tekrar bir şarkı mırıldanın. Öfkeniz şu anda kaç puan? İlk aklınıza gelen? 9. 9. Ya aklıma ilk gelen 9 rakamı oldu. Ama rahatladım da. Rahatlamış olsaydınız bu daha aşağıda bir şey çıkardı. Şu öyle anda mi? Tabii ki. Tabii Allah. Ki. Ve içinizden gelen sesin de doğru olduğunu kabul etmek durumundayız. Evet. Yani şu anda yukarıya bir sıçrama oldu. Bu daha köklü bir temizlik getiriyor Aynur Hanım. Hocam anda... tekrar dinlese Aynur Hanım bunu sonrasında kendi başına yapsa yine faydası olur mu? Şimdi ya Aynur birazcık özel seans gibi oldu hocam. Bu çok ders konusu değil bence. Şimdi Aynur Hanım ya duygudan koptu ya da başka bir şeyi anımsattı ve duyguda sıçrama oldu. Aynur Hanım parmağınızı şıklatın ve gözünüzü sağ sol yukarıya aşağı yaparak duygudan çıkın. Sizin cümlenizi vereyim ben yine bunu tekrar edin. Tamam. Hocam bu EFT miydi? Regresyonla girdim. Daha sonra EFT ile duygu yükseldiği için duyguyu düşürmeye çalıştık arkadaşlar. Her ikisi de vardı. Aynur Hanım. Hocam NLP de vardı sanki. Perdeleme sahneleme. NLP her yerde var. Yani çünkü hepsi bir aradaydı. Çünkü takip ettim ben regresyon ardından NLP'de sahneleme tekniği ve EFT hepsini ya aslında çok güzel bir deneyimleme oldu. Şimdi bunu size göstermek istedim. Sonuçta benim size vermek istediğim bilinçaltı telkin terapi. Asıl bunun travmayı bulma kısmı. Ama siz bulduktan sonra ne yapabilirsiniz? Şimdi takım çantanızda ne olduğu çok önemli. Bakın oradaki duygu 5'ti, sıçradı, düşürülmesi gerekti. En hızlı nasıl düşürebiliriz? EFT ile düşürebiliriz.
Orada travmaya götürmek gerekti. Onu en çok, en hızlı hangi sahnede getirebiliriz? NLP'nin zihin oyunları sahnesinde getirebiliriz. Orada perde açılsaydı, sen orada bir şey görseydin bu ne olurdu? Bu NLP'nin alanıdır. Yani burada size göstermek istediğim aslında bu. Ya fırsatımız olsa, vaktimiz kalsa baştan sonra EFT cümleyi bulduktan sonra EFT turlamasını da yapmak isteriz. Bakalım nasibimizde neler var. Hocam ay, lütfen. 12 kilo verdim dediniz. Şimdi, hocam o zaman ben de çalışalım. Ben sıra bendeydi. Sözünüzü kesiyorum ben Serap Yıldız. Hani, On yıldır ağlamayan Serap Hanım. Serap Hanım. Şimdi hiç kimsenin hakkına girmemek için toplu olarak kilo kök duygularımızı bir bulalım. Sonra sizden devam edelim. Hocam ben kelimeyi alabilir miyim? Aynur Hanım'ın cümlesini verelim. Cümleyi. Sol gözüm görmüyor çünkü ben sorumluluktan kaçıyorum. Sizin için doğru bir cümle mi Aynur Hanım? Evet. Tamam. Bu cümleyi ne kadar tekrar etmeniz gerekiyor günde? 7. 7. Ne kadar süre sürmesi gerekiyor? 21. Tamam. Budur. Dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kimler kilo kök duygusunu bulmak istiyor? İnşallah toplu bir şekilde yönetebiliriz. Hocam ben istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Hocam ben de istiyorum. Çok istiyorum hem de. Şimdi hiç toplu şekilde kök duygu bulmadım. Çok istiyoruz. Neyle karşılaşacağımı ben de bilmiyorum ama yapmaya çalışalım inşallah. Duyguları bulduktan sonra da hızlıca ayrı ayrı alırız duyguları. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Duyguya girip. Ama görmem gerekiyor arkadaşlar. Kimler katılmak istiyor? Herkes elini kaldırsın. Sadece kilo sebebini bulmak isteyenler el kaldırsın ve görüntüleri açsın arkadaşlar. Görmek istiyorum. Hocam benim kilodan ziyade kilo alamama duygum var. O, ben de gireyim mi? Siz girmeyin. Siz girmeyin. Tamam. Sorularım tamam. Diğerlerine göre olacak çünkü. Tamam. Kilo kök duygusunu bulmak isteyenler görüntüleri açıp el kaldırsınlar ki öne taşınsın. Herkesin görüntüsü arkadaşlar. Şimdi hepimiz ellerimizi ayaklarımızı bağlamıyoruz. Hocam ödem için de katılabilir miyim? Efendim? Kilolu değilim ama ödem için katılacağım. Şişiyorum. Olur mu? Şişiyorsunuz. Bence şu anda nasıl diyeyim? Vücudunuz kilolu mu gözüküyor? Yani evet. 56 kiloyum. Gerçi de böyle şiş görüyorum kendimi. Katılmayayım mı? Katılmayın. Hocam midedeki gaz için katılabilir miyim hocam? Midede hani şişkinlik falan. Hayır, şu anda kiloya çalışacağız arkadaşlar. Hocam rica etsem sesleri kapatabilir misiniz? El kaldırsın arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, sesleri kilitlemeyeceğim ama kapatacağım. Siz de uyuyun, tamam mı buna? Herkes seslerini kapatsın. Tamam. Herkes arkasına yaslansın. Önce bir güzel gevşeyelim. Biraz da uzun tutalım ki tam olarak duygulara ulaşalım. Yalnız burada ben sizi yönlendirirken kendiniz neler yapabileceğinizi de göreceksiniz arkadaşlar. Çıkan sonuçları zihninizde takip etmeyi unutmayın. Hocam ben de kilo alamıyorum. Ona da çalışabilir miyiz? Ben de katılabilir miyim? Çalışabilirsin ama şu anda kilo problemine çalışıyoruz. Ben de kilo alamıyorum hocam. Çok aşırı kilo verdim. Kilo alamıyorum. Hiçbir şekilde yemek yesem de alamıyorum. Çok Nurcan sevdim. Hanım, ona ileriye gidin. Mesela kilo alamıyorumu telkin ettikten sonra kilo alırsam ne olacağından korkuyorsun? İleriye giderek kendine uygula, olur mu? Bu uyumlamayı ileriye dönük. Aynen olursa. İleriye dönük. Sen ne olacağından korkuyorsun ki kilo almıyorsun? Bunu ileriye dönük devam et. Tamam oldu hocam. Teşekkür ederim.
Görüşürüz. Şimdi herkes arkasına yaslansın arkadaşlar. Ağızdan nefes alıyoruz. 4 saniyede alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz ve 8 saniyede veriyoruz. Gözler kapalı. Bedeni rahat bırakın. Eller rahat, bacaklar rahat. Ve ayak tabanlarımızdan başlıyoruz. Al nefes, karnını şişir. Aldığın her nefeste ayak tabanlarından başlayarak ayak parmakların, topuğun, ayak bileğin gevşiyor. Tekrar nefes aldığında baldırlarının, dizlerinin, bütün bacağının gevşediğini hissediyorsun. Al nefes, oturduğun yeri hisset. Kalçanı hisset ve kalça kaslarını serbest bırak. Karın kasların ve şimdi belindesin. Omuriliğinin teker teker serbest kaldığını hissediyorsun. Gözler kapalı. Hareket etmeyin ve kendinizi serbest bırakın. Omuriliğiniz tıpkı bir tespih tanesi gibi yukarıya doğru tek tek gevşiyor. Kaslarınız gevşiyor. Göğsünüzü gevşetin. Omuzlarınızı gevşetin. Kollarınızı gevşetin. Şimdi sıra elleriniz. Parmaklarınız gevşiyor. El bilekleriniz. Kollarınız, dirsekleriniz gevşiyor ve omuzlarınız gevşiyor. Her nefes aldığınızda bir adım daha gevşediğinizi hissediyorsunuz. Boyun kaslarınız gevşiyor. Ense kökünüz gevşiyor. Rahatça başınızı yaslayın. Yanaklarınızı serbest bırakın. Alın kaslarınızı serbest bırakın. Başınızı serbest bırakın. Ve ağızdan nefes almaya devam edin. Aldığınız her nefeste bedeninizin bir tık daha gevşediğini hissediyorsunuz. Nefes al ve verirken ağzından senin bedenini kasan, geren bütün duygularında, bugün bütün günlük telaşlarında bedeninizden çıkıp gittiğini hissedin. Şimdi telkin yapmanızı istiyorum. Kilo alıyorum. Kilo alıyorum. Kilo alıyorum. Devam edin. Ağzınızdan nefes aldıkça bir yandan da kilo alıyorum diye telkin yapmaya devam edin. Derin bir nefes alın ve zihninizden şu soruyu geçirin, nefesinizi tutun, nefesi verirken ilk aklınıza geleni takip edin. Kilo alıyorum çünkü nefes verirken cevap gelsin. Hepinizin cevaplarını aldığını umuyorum. Şimdi bu cümleyi tekrar et.
Bunları tekrar ederken geçmişinize dair aklınıza sahneler gelebilir. Eğer böyle sahneler varsa oradaki duygunuzu sorun kendinize. Eğer öyle bir sahne gelmediyse az önce sorduğunuzda gelen cevabı telkin yapmaya devam edin. Devam edin. Devam edin. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.